saatte aslında ekonomiyi birazcık konuşmak istemiştik. İbrahim'in bir dosyası var çalıştı. Şimdi 2 Kasım 2022, 2002'de AKP iktidara geldiğinde nasıl bir Türkiye vardı? Şimdi eğer seçim 14 Mayıs'ta olursa 14 Mayıs 2023'te gittiğinde nasıl bir Türkiye bırakacak? İbrahim bunun küçük bir çalışmasını yaptı. Ön çalışma diyeyim ben buna. Ee, şöyle. Bunu Peyder Bey devam ettireceğim. Hı. O yüzden bugün bir giriş açısından bunu düşünün. Hı -hı. Peyder devam ettireceğim. Bunun çok Çünkü çok geniş bir şey çalışma. Ee, i̇sterseniz biraz de, devam edeyim devam. mi? Devam. Şimdi e, buradaki kilit nokta yatırım. Eser siyasetine geleceğiz bugünkü konumuz eser siyaseti. Eser siyasetinin ne olduğunu anlatacağız ama şehir önce şehir hastaneleri, büyük köprüler tabii, değil tabii. mi? eser siyaseti. Türkiye'nin saraylar evet. mesela bence. Evet. Şimdi önce eee editör arkadaşımız Yakup, Yakup. rica edeyim. Bölüm bölüm verelim şey ekrana. Kalkayım mı yoksa buradan Yo, şey, bul, buradan anlat, şey yap rahat. söyleyebilirim. Hı. Şimdi e, bir birinci şey ben bu, bu kullanılan parayı burada aldım. Türkiye'nin 2002 yılında neyi vardı? Sadece 2 milyar kredisi varmış ticari kredi. Şey tüketici kredisi. 2.2 milyar. Şimdi 1 trilyon. Kredi kartlarında 4 milyar lira borcu varmış. Şimdi 604 milyar. Kredi kartı fazla artmadı o kadar. Ama tüketici kredileri 2 milyardan 1 trilyona çıktı. Toplam Türkiye'nin toplam kredisi bütün herkesin kullandığı kredi 47, 47 milyar, milyar 48 <laughs> milyar liraymış. Şimdi 7.2 trilyon, 7.3 trilyon lira. Çok övdüğümüz kamu borcu 258 milyardan 4.3 trilyona çıktı. Buradaki kilit nokta kamu özel yani 7.3 trilyon, 7. trilyonla 4.3 trilyonu topladığınız zaman kamu özel. Kamu'nun ve özelin borcu 306 milyar liradan 11 trilyon 622 milyara çıktı. Buradaki mesele biz müthiş derecede bir para harcadık, müthiş derecede bir para kullandık. Mesele, Ama bir de çok özelleştirme de yapıldı. İşte satılan araziler, fabrikalar. 75 milyar dolar. Aşağı Aynen. yukarı 75 Bunlara milyar rağmen dolar, değil mi? 75 milyar dolar civarında. Özelleştirme 200 milyar dolar civarında da gelecek kuşakların gelirlerini şimdiye sattık. Çocuklarımızın yani özelleştirmeden daha önemli olan kısım 200 milyar dolar civarında çocuklarımızın torunlarımızın geleceğini sattık bir de. Ne? ne bir bu? mevcudu sattık. Hı. Şey bir geçmişi sattık. İki mev, mevcudu borçlandırdık, üç yetmedi geleceği de sattık. Bu sadece ortadaki bölüm borçlanmayı aldı. Bunun şeye alıyorum. İkinci bölümü Yakup arkadaşım versin. 15 yaş üstü nüfus 45 milyondan 65 milyona çıktı. Çalışan sayısı 2002'de düşük olduğu için kriz sonrası 19 milyondan 31 milyona. Burada kilit nokta şu. Çalışan oranı arttı gözüküyor. 42'den 48'e çıktı. Ama ücret seviyesi düştü. Asgariler arttı. Ortalama ücret düştü. Buradan 3. bölüme geçelim. Peki bu artış neyle geldi? 15 yaş üstü nüfusun kişi başına toplam borcu yani toplam kredi borcu 1000 liradan 111.811 liraya çıktı. Of. Bugün biz ülke olarak kişi başına çalışma çağındaki her bir kişinin borcu 1000 liradan 111.811 liraya çıktı. Çalışan başına kredi bu sefer çalışan başına kredi 2400 liradan 232.000 liraya çıktı. Bunu şu açıdan bu rakamları veriyorum. Bir şeyiniz var? Para parasız bir iş yapıyorsunuz. Bir de milyarlarca lira para aldınız. Mesele aldığınız parayı ne yaptınız? Bunu o açıdan veriyorum. Asıl nihayete varmak için şu anda bu süreçler sonuca gideceğim ben. Bunlar bir şey değil. Bunlar süreç. 3. şey sonraki bölümü verelim. 329 milyar liraymış gayri safi yurtiçi hasıla TL. Şimdi 12,5 trilyon lira ama burada bir şey var. Biz gayri safi yurt dışı yaklaşık yüzde 40 kağıt üzerinde iki kere arttırdık. Geçmişe uygulamadık bunları. Kağıt üzerinde arttırdık. Dolayısıyla kredilerin kredilerin milli gelir içindeki payı yüzde 14'ten 58'e çıktı. Toplam şey, kamu borcu yüzde 78'den 34'e düştü ama toplam borç yüzde 92'de kaldı. Aynı kaldı toplam borç oranı. Ödediğimiz vergi ise kişi başına ödediğimiz vergi, şey toplam ödediğimiz vergi 61 milyardan 2 trilyon 299 milyar liraya çıktı. 2 trilyon 299 milyar liraya çıktı. Şimdi grafiği verir misin Yakup arkadaşım? Buradan şuraya geleceğim. Mesele şu. Eser siyaseti grafiği mi? Ah verdi ekran. Bu grafikte şunu görüyoruz. Biz devasa kredi kullandık. İşte dış borç 129 milyar dolardan 450 milyar dolara çıktı. İç borç düştü ama yani devlet daha önce borçluydu. Şimdi millet borçlu hale. Milleti borçlu hale getirdik. Özelleştirmeyi yaptık. Hazine garantili müteahhitlere verdik filan. Bu genel devlet yatırım oranı. Yani devlet ne almış da ne yapmış? Esen siyasetini burada görüyoruz. Esen siyaseti nedir? Devlet her 100 liradan kaç lirasını yatırım olarak milletine geri döndürmüş? Birincisi yatırımın toplam tutarı, yatırım oranı. Yüzde 13'lerden almışsın, toplam devletin içerisindeki gelirlerden yüzde 13'lerden almışsın, yüzde 8.2'ye düşürmüşsün. Özellikle başkanlık geldiği zaman, başkanlık geldiği zaman yatırım bitti. Şey diyorlar ya, AK Parti bir eser siyaseti benim AK Parti'de, geçmiş dönemde de en fazla eleştirdiğim noktaydı. Yani AK Parti'nin ekonomide başarılı olduğu dönemlerde dahi yatırım oranını arttıramadı yeterince. Yatırım oranı hala düşüktü. Hatırlıyor musunuz 2018'de Binali Yıldırım bir açıklama yapmıştı. Zannediyor musunuz ki devlet yatırım yapıyor, devlet yatırım falan yapmıyor diye. Devlet vatandaştan para topluyor. Ama yatırım yapmıyor. Bunun sonucu ne? İkincisi bir de top, yaptığı yatırımda 8.2'nin de şeyi, ihtiyaç yatırımı değil gösteriş yatırımına yöndü. Bu verimsizliği getirdi. Verimsizlik i̇şte nedir? Burada bir havalimanını yıkıp başka bir evet, havalimanı yapmak. Aynen gibi. öyle. Çok güzel söylediniz. Veya yılda çok az sayıda araçın geçtiği yollar yol yaptınız. Yollar Mesela Ankara Niğde otoba şey ee, duble yol var yanına bir de paralı hazine garantili müteahhitlere yani müteahhit için yol yaptınız müteahhit için köprü yaptınız mesela üçüncü köprüye onu demiyorum veya İstanbul İzmir otoyoluna onu demiyorum yani bu işleri de ikiye ayırmak lazım yapılması gereken yatırımlar yanlış yöntemle yapıldı bir de yapılmaması gereken yatırımlar da yapıldı yapılmaması gereken yatırımlar yapılınca ne oldu siz bir parayı aldığınız zaman nasıl yap harcarsınız acil ihtiyaçlardan başlayarak o bir de geleceği düşünerek ona göre yatırım yaparsınız. Ne oldu şimdi? Türkiye'nin acil ihtiyaçları gelecek kuşaklara sunması gereken yatırım ihtiyaçları yapılmadığı için para verimsiz kullanıldı. Kamu kaynakları harca verimsiz kullanıldı. Kullanınca önceki gün Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Belediyelere baraj yapın çağrısında evet. Bulundu. <laughs> evet. Düşünebiliyor musunuz? Melen Barajı'na ne olmuş? Aynen. <laughs> Senelerdir bekliyor Melen Barajı. Hala Hala Kaya geldesi. Dolgu Barajı beton yapacağım diye projeyi değiştirdin. Barajda çatlaklar oluştu. Brezilya'dan uzman getirdin. Geçmiş ola yapamayız dediler. Hala açamıyorsunuz. Onu açamıyor Yok çatlaklar tamir de edilemiyor. edilemiyor. Bir şey sormak istiyorum sizlere. Türkiye'nin 80'li yıllardaki ekonomik açılımında aklınıza gelen başlıca sektör nedir? Şey cevap vereyim ben yine şey. Tekstil konfeksiyonla. Yani bu birçok dünya. Fason üretimle. Fason için. üretimle başlar. Ve turizm. Oradan yavaş yavaş ve turizm evet. Oradan yavaş yavaş katma değeri arttırıcı şeylere doğru gider. Ya o ilk kalkışı. 90'lı yıllar nedir Türkiye'nin üretiminde şey duyduğumuz? Otomotiv ve beyaz eşya. 90'lı yıllarda da buradan şey yaptı Peki son 20 yıldır ne duydunuz? Tok. Beton. Bir dakika, o üretimi bile yok daha başımda. Daha... Yöntemi, bakın yöntemini evet. e, yerli araba ve özellikle de araba üretiminde bir devir değişimi yaşanıyor dünyada. Bu arada bir de kamu özel işbirliğiyle bu model ana unsuru olarak model doğrudur. Ama maalesef siyasete karıştırıldığı için birçok şüphe var. Ama son 20 yılda Türkiye... Beton mesela kamu yatırımı ne hatırlıyorsunuz son 20 yılda? Büyük kamu yatırımı. Eser siyaseti yapıldı ya ihtiyaç an Kamu yatırımı. Mesela yok. hastaneler işte 70... ama o da köy. O köy. O, o kadar otoban o kadar yol yok. Yani bir de de başka de hastaneler kapatılıyor, kapatılıyor. Kapatılarak yani. Hepsi evet. Orada havalimanında. Hapishanelerden başka yok evet. Adalet sarayı yapılıyor içinde adalet yok. Futbol yapılıyor futbol yok. <laughs> i̇çinde futbol yok. Son 20 yılda en büyük yapılan kamu yatırımı duyduğum benim Yusufeli barajı. Kamunun ihtiyaç, yani kamusal ihtiyaç olarak yapılacak şeyleri Bakın başka şey yok. Ya 70'li yıllar, 80'li yıllarda biz mum ışığında yaşarken, biliyorsunuz buzdolabı yoktu, çamaşır makinesi yoktu, mum ışığında yaşıyorduk. Ama 70'li yıllarda kuru birinci temizlemeye boğaz... veriyorduk. Efendim? Ölülerimizi kuru temizlemeye veriyorduk. E, e. Öyle bir espri yapmıştı ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ama mesela Ondan... 70'li yıllarda 1. Boğaz Köprüsü'nü yaptık, devlet yaptı. 80'li yıllarda 2. Boğaz Köprüsü'nü yaptık, devlet yaptı. Keban Barajı'nı yaptık. Keban'ı 70'lerde Karakaya yaptık, 70 yaptık. Karakaya'yı yaptık, Atatürk Barajı'nı Gap yaptık. GAP'ın projesi başladı. GAP baş... Peki GAP'ı devam ettirebildik mi sulamayı? Hayır. Onun için şimdi mesela acil ihtiyaç nedir? Kamunun kaynağını verimli kullanmak. GAP'ın sulama projelerini bir türlü işlemedi. 1.8 milyon hektar alanın sulanması lazım. Sulanabilen alan 550 bin hektar. Yeah. Daha gerçekleşme Gösterişi, %30'da. Gösteriş yatırımı bu sonucu. 50 doğru. yıllık GAP'ın bugünkü geldiği yer işte. Yani. Evet. Peki Doğu Anadolu projesi? DAP. DAP. O kalmadı bile yani. O evet. Konya Ovası projesi 2008'de iş kurdaki paralardan bile oraya Hocam, para. oralar uzak. İstanbul Kanalı projesine geçiyoruz artık. Türkiye'nin temel ihtiyaçları, zaruri ihtiyaçlarına yapılması gereken harcamalar bu neyi getiriyor? Bunu şimdi biraz daha birleştireceğim. Bilinçli mi bilmiyorum. Bütün kamu kaynakları en verimsiz alanlara yönlendirildi. Şu bakın hem oran düştü. İki, düşen oranların içerisinde de kamu kaynakları en verimsiz. Yani... Ee, yarın öbür gün meyve vermeyecek, ürün vermeyecek alanlara yönlendirildi. Hep da, burada, bir şey. şey söylemek istiyorum. Şimdi siz de dediniz ya 3. köprüyü yararlı şeyler, projeler arasında saydınız. Güzergah olarak söylemiyorum. Tamam. Şimdi oraya geleceğim. Erdoğan da çok sık bunu söylüyor. Siz köprüye karşı çıkarsınız sonra köprüden en önce siz geçersiniz. İlk önce şunu söyleyelim. Ee, 1972 miydi birinci köprünün açılması? 70, 73 müydü? 72, yani, 70 70 yani 72 yani, 73. Birinci köprü o zaman açıldı. O zaman TMMOB şunu söyledi. Bu köprüleri yan yana koyarak boğazın bütün her tarafını köprüyle de doldursanız İstanbul'un bu gelişimine karşılık veremezsiniz. Üstelik de doğa tahribatı, kent tahribatı inanılmaz boyutlara ulaşır. Bunu aşmanın tek yolu vardır. Deniz dibinden tünelle toplu ulaşımda dahil olmak üzere yapılabilecek yatırımla bunu aşarsınız. Bu ne zaman yapıldı? Marmaray ve Avrasya tüneli ile yapıldı. Evet doğru yatırım odur işte. Marmaray yani. ve Avrasya tüneli. Bakın ben ona da şey demem yani. Hani siz de burada koşut gidiyorum. Yani o yapılması gereken bir işti. Çünkü e, şeyi de e, demiryolu ulaşımını da taşıyor ve üstelik de evet. çevre zararı sıfır. Peki bunu söyleyen senin 30 yıl sonra geldiğin, 20 yıl sonra geldiğin yeri 1970'lerde söyleyenlere ne diyorsun? Hayır. Ya öngörülerin harika bir işte gerekirken hain diyorsun değil mi? Bu kadar basit mesele ya. Yani. Üçüncü köprüyü de yapılırken doğru dediğimde şuydu. Yani trafiğin bir otoban da lazımdı ve trafiğin yer altından oluyorsa yer altından olması. Ama üçüncü köprüyü hepimiz biliyoruz ki aslında üçüncü köprü güzergahı itibariyle. Aslında yeni havalimanı güzergahı itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı biz İstanbul'a ihanet ettik deyip o gökdelenlerin tamamı neredeyse kendi belediye başkanlığı dönemlerinde yapılmış. Ve ihanet ettik deyip sonra İstanbul'u yatay mimariye kuzeyden açıp aslında İstanbul'un tamamının bitirilmesi projesi. Yani siz burada kısa vadeli rantı elde edersiniz ama ortada ne orman kalır ne su kalır hiçbir şey kalmayacağı için İstanbul ya tamamen dostum, bitirdi. Dünyanın başka bir ülkesinde Avrupa'nın neredeyse